أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أكرم خلقك وسراج أفقك وأفضل قائم بحقك المبعوث بتيسيرك ورفقك صلاةً يتوالى تكرارها وتلوح على الإكوان أنوارها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل ممدوح بقولك وأشرف داع للاعتصام بحبلك وخاتم أنبيائك ورسلك صلاة تبلغنا في الدارين عميم فضلك وكرامة رضوانك وبصلك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اكرم الكرماء من عبادك واشرف المنادين لطرق رشادك وسراج اقطارك وبلادك صلاه لا تفنى ولا تبيد تبلغنا بها كرامه المزيد اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الرفيع مقامه الواجب تعظيمه واحترامه صلاة تن لا تنقطع أبدا ولا تفنى سرمدا ولا تنحصر عددا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين İnneke hamidun mecid. Erkam Radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin aziz izleyicileri, Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Kadı İyaz Hazretlerinin Eşşifa Bi Tarifil Hukukil Mustafa isimli Türkçe'ye şifayı şerif şerhi olarak tercüme edilen eserinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Özellikle bu programda da onun ahlaki güzelliklerini okumaya devam ediyoruz. Bugünkü bölüm, 18. bölüm Allah Resulü'nün ahlakı bahsinde Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem vefası, sözünde durması, akrabaya da iyilik etmesi. Sahabeden Abdullah İbni Ebil Hamsa şöyle demiştir. Fahri Cihan Efendimiz henüz peygamber olmadan önce kendisiyle bir alışveriş yapmıştım. Ve ona bir miktarda borcum kalmıştı. Ona borcumu alışveriş yaptığımız yere getireceğim diye söz verdiğim halde sözümü unuttum. Ancak üç gün sonra hatırlayabildim. Sözleştiğimiz yere vardığımda onun orada beklemekte olduğunu hayretle gördüm. Allah'ın elçisi beni görünce delikanlı dedi. Bana zahmet verdin. Üç gündür burada seni bekliyorum. Yine Enes İbni Malik radıyallahu an şöyle demiştir. Biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir hediye gönderdiği zaman Serber-i Enbiya Efendimiz şöyle buyururdu. Onu falan hanımın evine götürün. Çünkü o falan hanım Hatice'nin arkadaşıydı. Hatice'yi severdi. Yani Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisini Medine döneminde söylüyor, buyuruyorlar. Halbuki Hazreti Hatice annem ise Mekke'de kalmıştı. Allah Resulü onu hiç unutmadığını, hatta onun arkadaşlarına böyle sevgi göstererek, saygı göstererek o insanlığın belki bugün en çok muhtaç olduğu vefanın müstesna bir örnekliğini bize takdim etmiş oluyor. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Hayatımda Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbir kadını kıskanmadım. Çünkü Resulullah'ın onu güzel vasıflarıyla andığını sık sık duyardım. Bir de koyun kestiğinde onu Hatice'nin dostlarına hediye ederdi. Allah'ın Resulü Hz. Hatice'ye ne kadar bir vefası muhabbeti var ki onun dostlarını da unutmuyor. Hz. Ayşe radıyallahu anh'ın Hatice annemizle ilgili olarak söylediklerini şu rivayette daha geniş bir şekilde görmekteyiz. Resul-i Ekrem'in hanımı Hatice'yi hiç görmemiştim Hz. Ayşe anlatıyor. Üstelik o Peygamber aleyhisselamla evlenmemizden 3 yıl önce vefat etmişti. Ama ben onu kıskandığım kadar hayatımda hiçbir kadını kıskanmadım. Hatice'yi kıskanmamın sebebi şuydu. Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem onu sık sık anar ve kendisini metü ederdi, överdi. Allah Teala da Hatice'ye altından yapılmış bir köşk verileceğini, ona müjdelemesini peygamberine emretmişti. Bir de Resul-i Ekrem koyun kestiği zaman ondan Hatice'nin arkadaşına da götürün derdi. Bazen dayanamayıp da sanki dünyada Hatice'den başka bir kadın kalmadı ya Resulullah derdim. Resul-i Ekrem Sallallahu Aleyhi ve Sellem ise onun çeşitli özelliklerini sayar ve o benim çocuklarımın anasıydı derdi. Bir defazında Hazreti Hatice'nin kız kardeşi Peygamber Efendimizin huzuruna girmek için izin istemişti de Allah Resulü buna pek sevinmişti. Yine Hz. Ayşe'nin anlattığına göre Hatice annemizin kız kardeşi Huveylit kızı Hale Resul Ekrem'in huzuruna girmek için izin istemişti. Peygamber Efendimiz onun sesini ve izin isteme tarzını Hatice'nin sesine ve tavrına benzeterek sevinmiş. "Allah'ım bu Huveylit kızı Haledir." demişti. Hazreti Ayşe onun bu halini kıskanmış ve "Allah sana onun yerine daha hayırlısını vermişken, nice zaman önce ölmüş Kureyş'in bu yaşlı kadının birini anıp duruyorsun demişti. Yine bir gün Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna bir başka kadın girmiş. Peygamber-i Zişan onun gelmesine pek sevilmiş, hatırını sorup gönlünü hoş etmişti. O kadın gittikten sonra da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu hanım bize Hatice'nin hayatta olduğu günlerde de gelirdi. Eski dostlukları gözetmek imandandır buyurmuştu. Evet, eski dostlukları gözetmek imandandır buyurmuştu Allah'ın Resulü. Hz. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiş yine. Bir gün Resul-i Ekrem benim odamdayken yaşlı bir kadın onu ziyarete geldi. Server-i Kainat Efendimiz ona kim olduğunu sordu. Kadın, ben Cessame el müzeniyeyim deyince, hayır sen hassane el müzeniyesin buyurdu. Sonra da, nasılsınız, haliniz nicedir, bizden sonra hayatınız nasıl geçti diye sormaya başladı. O da, anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi dedi. Kadın gidince, ya Resulallah, bu yaşlı kadına neden bu kadar iltifat ettiniz diye sordum. Şöyle buyurdu. Ya Ayşe, bu hanım Hatice hayattayken de bize gelirdi. Eski dostlukları gözetmek imandandır. Cessame el müzeniye ifadesi. Müzeyne kabilesinde iri yarı kadın anlamına da geldiği için resul Ekrem ona hayır. Sen müzeyneli güzel kadınsın anlamında hassane el müzeniye diye iltifatta buyurdu. Sahabeden biri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem anlatırken şöyle demiştir. Allah'ın elçisi yakınlarını gözetmekle beraber onları kendilerinden daha faziletli bir sahabiye de üstün tutmazdı. Sahabileri Peygamberimizin gözünde çok ayrı bir yerdeydi. Burada Resul-i Ekrem Efendimizin amcası Hazreti Abbas'ı babası gibi saydığı fakat amcasının oğlu Hazreti Ali'yi hem ilk Müslümanlardan hem de Bedir gazilerinden olması sebebiyle ona tercih ettiği de belirtilmektedir. Birisi amcası ama diğeri amcasının oğlu. Ama amcasının oğlu, diğer amcasının oğlu hem ilk Müslümanlardan hem de Bedir gazilerinden olduğu için fazilet bakımından amcanın önüne geçmiş oluyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabam olan falan oğulları ailesi Müslüman olmadıkları için benim dostlarım değildir. Fakat onlarla aramızda akrabalık bağı bulunduğu için de kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim. Yani gönülde dost olmak ayrı, hukuku yerine getirmek ayrı. Ama dostluk eğer gönül e, olacaksa gönülde yerleşecekse dostluk o biraz daha iman kardeşliğidir, düşünce birlikteliğidir. Hadisin tamamı şöyledir: Akrabam olan falan oğulları ailesi Müslümanlar olmadıkları için benim dostlarım değildir. Yani gönül dostlarım değildir. Benim dostlarım Allah Teala ile iyi müminlerdir. Fakat ötekilerle de aramızda akrabalık bağı bulunduğu için kendileriyle ilgimi kesmeyeceğim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'in yavrusu Ümame'yi omuzunu alarak namaz kılardı. Secdeye varınca çocuğu tutup yere bırakır, ayağa kalkarken onu tekrar omuzuna alırdı. Ve hizmet sırası bende. Ebu Katate El Ensari radıyallahu an şöyle demiştir. Habeşistan kralı Asham'e Medine'ye bir heyet göndermişti resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara bizzat hizmet etmeye başladı. Ashab-ı kiram ona, Ya Resulallah, müsaade buyur, onlara biz hizmet edelim deyince Allah Resulü şöyle buyurdu. Onlar yani ashabenin arkadaşları memleketlerine hicret eden ashabıma ikramda bulunmuşlardı. Şimdi de ben onlara hizmet etmek istiyorum. Huneyn gazvesinde esir alınanlar arasında Resul-i Ekrem'in süt kardeşi Şeyma da vardı. Esirler Resulullah'ın huzuruna getirilince Şeyma kendini ona tanıttı. Fahri Kainat Efendimiz onu ağırlamak düşüncesiyle hırkasını çıkarıp altına serdi. Şayet arzu edersen çok değerli ve sevgili biri olarak yanımda kalabilirsin. İstemezsen sana hediyeler veririm, kabilene dönersin dedi. Şeyma kabilesine dönmek istediğini söyleyince Peygamber Efendimiz ona çok değerli hediyeler verdi. Süt kardeşiydi çünkü. Şeyma'nın asıl adının Huzame olduğu fakat kabilesi arasında Şeyma diye tanındığı belirtilmektedir. Huneyn Savaşı'ndan sonra Resul-i Ekrem'in huzuruna gelip de onun süt kardeşi olduğunu söylediği zaman Fahri Cihan Efendimiz ona bu iddiasını nasıl ispat edeceğini sordu. Şeyma da bir gün seni sırtıma bindirmiştim de sırtımı ısırmıştın diyerek aralarında geçen olayı anlattı. O zaman karşısındaki hanımın gerçekten Şeyma olduğunu anlayan Peygamber-i Zişan'ın gözleri yaşardı ve ona ikramda bulundu. Ashab-ı Keram'dan Ebu Tüfeil Amir İbni Vasile Elleysi şöyle dedi. Çocukluk günlerimde görmüştüm. Bir kadın Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelmişti. O da yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hırkasını yere yayıp kadını onun üzerine oturtmuştu. Ben oradaki sahabelere kim bu kadın diye sorduğumda Resulullah'ın süt annesi demişlerdi. Tabi'in nesinden Ömer İbn-i Sahip şöyle demiştir. Bir gün resul Ekrem otururken süt babası çıka geldi. Efendimiz elbisesinin bir kısmını onun altına serdi. O da oturdu. Derken süt annesi de geldi. Onu da öbür yanına aldı. Altına elbisesinin bir kısmını serdi. O da oturdu. Daha sonra süt kardeşi geldi. Resulullah ayağa kalktı. Onu da karşısına oturttu. Peygamber Aleyhisselam'ın Mekke'de yaşayan bir diğer süt annesi Ebu Leheb'in cariyesi Süveybe idi. Resul Ekrem ona Medine'den yiyecek ve giyecek gönderirdi. Süveybe ölünce onun bir yakını kaldı mı diye sordu. Süveybe'nin kimsesinin kalmadığını söylediler. Hazreti Hatice Radıyallahu Anha ilk vahyi aldığı zaman Resul-i Ekrem'e teselli ederken şöyle demişti. Müjdeler olsun. Allah'a yemin ederim ki Allah seni hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen ya Resulallah akrabanı koruyup gözetirsin. Konuştuğun zaman dost doğru konuşursun. İşini görmekten aciz olanlara yardım edersin. Fakirlerin elinden tutarsın. Misafiri ağırlarsın. Haksızlığa uğrayan kimselere de arka çıkarsın. Bu Hz. Hatice annemizin daha ilk vahiye geldiği gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bizatihi kendisini anlatması. Yani Hz. Hatice annemizin gözünde Allah Resulü öyle güzel örneklerle büyümüş ki akrabasını koruyup gözeten, konuştuğu zaman dost doğru konuşan, işini görmekten aciz olanlara yardım eden, fakirlerin elinden tutan, Misafiri ağırlayan, haksızlığa uğrayan kimselere arka çıkan bir Abdullah'ın oğlu Muhammed var. Hazreti Hatice de bunun için Allah Resulü'ne doğrudan doğruya, evet ben sana inanırım ve sana gelen de şu anda Allah'ın göndermiş olduğu melektir diyerek ilk müminelik vasfını kazanmış oluyor. Aziz dinleyenlerim, Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de peygamberini, en güzel örnek olarak takdim ediyor. Evet, لَكَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ hasene. Şüphesiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de sizin için en güzel örnekler vardır. Öyleyse müminler olarak, Müslümanlar olarak Allah Resulü yakinen hem kalben tanımaya, hem ilmen tanımaya, hem de ona bir müminler olarak muhabbetle ittibaya mükellef bulunuyoruz. Rabbimiz onu yakinen tanımaya, ona ittiba etmeye, son nefesimizi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek vermeye, ahirette de sevgili Peygamberimizin hans sancağı altında buluşmaya bizleri muvaffak eylesin aziz dinleyenlerim.